Hocam devlet şimdi devletten gizli saklı iş yapanlar oluyor, böyle kaçaklık yapanlar oluyor. Şimdi devletin bundan hep haber olmuyor yani. Birazını haber olsa bile bazısından haber olmuyor çoğundan. Şimdi biz bunları yanımızda oluyor mesela, biz haberimiz oluyor, şimdi rahatsız oluyoruz. Şikayet etmesek biz vebal altına girer miyiz veya şikayet etmemiz mi gerekir? Devletten habersiz yapılan işte devlet hepsini dedi göremiyor edemiyor falan dedi. Bunlara karşı tutumumuz nasıl olması lazım? Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh Tamim Nazettebi dedi de İslam Ahlak kitabında da buyuruyor ki devletin kuyusunu kazan, devletin aleyhinde çalışan bunları devlete ihbar etmeli, bildirmeli. Niye? Ya işte dayımın oğlu ya, şimdi ayıp olur falan. Ya ayıp olur da arkadaş, biz bir büyük bir gemiyiz. Bunlar gemiye aynı şekilde uyuyor. Tahtaları kırıyor. Demirleri deliyor. Gemi batacak. O da batacak, ben de batacağım. Dolayısıyla orada gözünün yaşına bakılmaz. Akrabadır, bilmem nedir falan denmez. Hatta şeyde mesela milli eğitimde. Adam dinsiz imansızdır. Geliyor çocuklara dinsizlik şey yapıyor. Orada Hüseyin Hilmi Efendi bunları diyor, şikayet etmeli. Hemen bildirmeli. Ama işte öğretmen. İşte şu kadar okumuş. Okumuş da aynı şekilde bu millete küfrediyor bu. Dinine, imanına, ecdadına küfrediyor. Senin çocuğun da dinsiz imansız yapacak. Ne halt ederse etsin. Milli eğitim atsın bünyesinden bunları. Şeyler de din adamlarında aynı şekilde. Onlar da öyle. Adam geliyor mesela ehl-i sünnete küfrediyor. Evliya-i kirama küfrediyor. Dini aynı şekilde bozmak için bir sürü şeyler söylüyor. Hemen şikayet etmeli bunları. Öyle. Ha, vurdum duymaz olursan olmaz. Hani meşhurdur ya. Hep anlatıyoruz. Yahya Efendi rahmetullahi teala aleyh Beşiktaş'ta dergahı, orada metun. Kanuni Sultan Süleyman Han'la süt kardeşler. Yahya Efendi yaşça büyük olduğu için Kanuni Sultan Süleyman abi diyor. Hani bir gün yazmış göndermiş. Demiş ki bu devlet bizde aynı şekilde uzun süre kalabilir mi? O da altına yazmış, neme lazım demiş, göndermiş. Bakıyor anlamıyor. Alıyor şeyi, kağıdı, kendisi geliyor. Diyor ki efendim diyor. Abi diyor, bir sual arz ettik diyor. Tamam diyor, meşgulsünüz, şeysiniz ama diyor. Çok özür dilerim ama demiş. Hani bir cevap lütfetmemişsiniz. Neme lazım demişsiniz. Aha. Biz cevap verdik buyuruyor. O zaman anlamadım efendim diyor. Muradınızı. O zaman buyuruyor ki Yahya Efendi rahmetullahi teala, sen dahil, senin vezirlerin, valilerin, devlet erkanın, komutanların, herhangi devlet aleyhine, millet aleyhine, din aleyhine bir şey yapılırken neme lazım derlerse, ne devletin kalır ne sen kalırsın. Gözünü yumarlarsa. Ne sen kalırsın ne devlet kalır. Hiçbir şey kalmaz. Dolayısıyla hani yerine gelince anlatıyorlar. Efendim işte Almanya'da, Belçika'da, Hollanda'da bak gözü şikayet ediyor falan filan. Adam yolda giderken arabadan aynı şekilde bir kağıt atmış olsa telefon numara şey plaka numarasını alıyor. Bu diyor ki arabada giderken kağıt fırlattı. Şak diye önüne geliyor. Efendim muhbirlik mi yapalım? Yani yalan olmamak kaydı şartıyla, yalan olmamak kaydıyla yapılan bir şeyi aynı şekilde ihbar etmeli. Ve bunu da aynı şekilde kullanmalı. Yani bu ispiyonculuk değil. Biz bir gemideyiz. Yani o içinde kötü niyetli olan kimseler de onlara da faydalı olacak. Ya birisi görür beni şikayet eder ve şey yaparım diye yapamaz adam. Yoksa öbür türlü adam hileyle, hurdayla, bilmem neyle senin benim hakkımı tokatlayıp gidecek. Bunlar da aynı şekilde bildirmekte fayda var mı? Elbette ki bildirmekte fayda var. Şey de öyle. İslamiyet'te mesela emr-i maruf var. Orada da aynı şekilde neme lazım diyemezsin. Biz senelerdir mesela bir sürü sıkıntılar içerisinde. Yani İhlas Finans'a el konuldu, ondan sonra İhlas Holding'in bir sürü borçlar oldu. Bütün bunlara rağmen Hakikat Kitabı kitaplarını basıyor, dağıtıyor. Yayınlıyor, Türkiye Gazetesi dini anlatmaya devam ediyor. TGRT'si televizyonuyla beraber, radyosuyla beraber emir maruf yapıyor. Türkiye takvimiyle beraber emir maruf yapmaya devam ediyor. Bu emir maruftur. Ama efendim beğenmeyen var, size söven var, size aynı şekilde yakalası, dövecek olan, öldürecek olan var. Allah falan takdiri değişmez. Ezelden takdir ettiyse olur. Efendim sizi dinleyen kimse yok. O da bizi ilgilendirmez. Çünkü Allah Teala bize ahirette diyecek ki sinenizde gazete vardı, Türkiye Gazetesi vardı. Ondan sonra
radyo vardı, televizyon vardı. Türkiye takvim vardı. Bunlar vasıtasıyla da benim kullarıma doğruyu niye bildirmediniz? Ama efendim kimse dinlemiyor, okumuyor falan. Allah böyle demez mi? Sana ne? Sana ne? Senin vazifen, ben sana hidayet nasip ettim, senin vazifen bunları yapmaktı. Adem Aleyhisselam'dan itibaren gelen peygamberlerin hayatını dikkatli bir şekilde okumak lazım. Ya bütün peygamberler aynı şekilde çile sıkıntı çekmişler. Kavimleri habire aynı şekilde reddetmişler. Nuh Aleyhisselam'ı taşa tutmuşlar. Musa Aleyhisselam'ın durumu ortada. İsa Aleyhisselam göğe kaldırıldı, öldürmeye kalktılar. Lut Aleyhisselam'a aynı şekilde kavminin yaptıkları belli. Hud kavminin aynı şekilde yaptıkları belli. Hepsi belli. Yani bu yeni değil ki. Peki onlar diyemez ki. Mesela işlerinden vaktimiz var ama Salih Aleyhisselam vahiy gelmeden çıkıyor. İşte yok Salih diyorum, Yunus Aleyhisselam. Allah Teala buyuruyor ki kimden izin aldığına gittin. Ya. Dolayısıyla bizim vazifemiz emir maruf yapmak, dinimiz de böyle emrediyor.